Demin ağrı kesici verdiler yine. İyiyim şimdi, bir sıkıntım yok. Aman iyi, çok sevindim. Siz ne yapıyorsunuz? Ahmet abiyle Şevket gittiler. Biz de babamla birer kadeh koyduk kendimize, kutluyoruz. Oo, hadi bakalım. Niye bıraktın? Yeter bu kadar. Bitecek o. Yiyemiyorum anne, gitmiyor boğazımdan. Alo, ne oluyor orada? Annem zorla yemek yediriyor bana. Olmaz kızım. Bir an önce kendine gelmen lazım. Sütün gelmez sonra. Tahsin, bir şey söyle şuna. E hadi ye, üzme anneni. Aa, nazlar başladı. Hadi bir dakika Tahsin. Anne yeter, gerçekten yiyemiyorum. Bir kaşık daha hatırım için, hadi canım. Anne zorlamasan, midesi bulanır filan. Ay siz karışmayın. Ameliyattan çıktı, gücünü toplaması lazım. Çocuklar ne yapıyor? Zorla derse oturdular. Akılları bebekte. Yanında kalamadılar diye buyurun. Çok bozuldular. Teşekkürler. Fikret abla mı? Hı. Gözünü açtı, telefona sarıldı. Çocuk elinde telefonla doğmadı ya, ona şükür. Anne. Sağ olsun, pek konuşkan. Evde de hiç susmaz telefon. Hep bıcır bıcır, bıcır bıcır konuşur. Canım, bir şeye ihtiyacın olursa ara. Ona göre hiç, sen de zom olma. Annem bir şey mi diyor? Her zamanki şeyler. Delikanlının mama saati geldi. Umut geldi Tahsin. Emzireceğim. Kapatıyorum. Tamam canım. Öp onu benim için, kutla. Tamam. Hoşça kal. Herkese selamlar. Ay canım. Çok şeker. Hazırlanın, siz kucağınıza vereyim. Heyecanlandım yine. Bununla temizliyorduk göğsünü değil mi? Evet, hadi çabuk. Verin bana. Ay ay ay, aman da aman. Şu güzelliğe bakın. Maşallah benim oğluma. Ah, anneannesinin bir tanesi. Kim refakatçi kalacak? Hepimiz buradayız bu gece. Bir kişi kalabilir ancak. Bu bizim ilk mürvetimiz. İzin verin lütfen. Mümkün değil. Birazdan nöbetçi doktor viziteye gelecek. Odada bir refakatçiden fazlasını görürse kızar. Tamam anne, alabilirim Umut'u. Biz Reyhan hemşirenin yakınlarıyız. Biliyorum ama bir kişiden fazlası kalamaz. Kurallara aykırı. Zaten bugün çok kalabalık oldu bu oda. Doktorlardan biz azar işittik. Uzun yoldan geldik ama hepimiz. Hem en yakınlarıyız. Lütfen anlayışlı olun. Bizi zor durumda bırakmayın. Tamam hemşire hanım. Çıkarlar birazdan. Bakayım. Emiyor mu? Alamıyor. Ay, daha. Dur yardım edeyim. Hah, aldı bak. Ay maşallah maşallah. Kim kalacak yanında? Siz gidin ikiniz. Annem kalsın. Annemler gitsin, ben kalırım. Araban var senin nasılsa. Gidin Leyla ile. Annemin deneyimlerine ihtiyacım olabilir. Tabii ya. Ne biliyorsunuz siz loğusalık hakkında? Bir şey olsa eliniz ayağınıza dolanır. Gidin siz, ben bakarım ablanıza. Evde size daha çok ihtiyaç olabilir. Hadi bakayım. Hadi doktorlardan laf işitmeyelim. Gidin güzel güzel. Tamam. Bebek giderken gideriz biz de. Ha şöyle, söz dinleyin. Bakayım. İmiyor bak. Bu nasıl bir duygu? İnsan alıp götürüyor değil mi? Bambaşka biri oldum birden. Ah, hayatım bambaşka bir mana kazandı şimdi. Nasıl kocaman bir yer açıldı yüreğinde ona. Artık onun için varsın kızım. O senin varlık sebebin. Sanki hayatımda hep varmış gibi. Benim o. Benim bebeğim. Ona bir şey olacak diye çok korktum.
Şimdi kollarımda. Mucize gibi. Ben de seni kucağıma aldığımda inanamamıştım böyle. Hele baban nasıl sevinçli, nasıl şaşkındı. Sen onun parmağını tuttuğunda anladı o da baba olduğunu. O temas var ya o. İşte o anneye babaya nasıl ihtiyacın olduğunun işareti. Güvenerek tutunacağın tek şey o hayat boyunca. İlk tuttuğun o el. Baban sen onun parmağını ilk tuttuğunda ağlamıştı. Sonra Şevket de, Leyla da, Necla da, Ayşe de. Hepiniz de aynı heyecanla ağladık. Aynı sevinçle. Şevket hariç hepsini dün gibi hatırlıyorum ben de. Leyla ile Necla bizim oyuncak bebeklerimiz gibiydi Şevket'le. Yedirir, giydirirdik. Bütün gün peşimizde dolaşırlardı bıdı bıdı. Leyla ablalık yapardı o zaman bile. Nasıl korurdu Necla'yı? Ya bir keresinde onunla komşuya gitmiştik. İkram edilen çikolatayı yememiş eve getirmişti hatırlıyor musun? Hı hı. Yarısını ona vermek için. Her şeyinizi paylaşırdınız küçükken. Doktorlar geliyor lütfen. Tamam çıkıyoruz. Hadi kızım çabuk laf etmesinler. Öpmüyorum. Tamam. Ablacığım, hoşça kal. Sabah gelirim yine. Hadi güle güle, dikkatli olun. Merak etme. Hadi. Hoşça kalın. Güle güle. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Neyse senin yanında hırçınlık edemediler. Seni burada yormak istemezdim ama biraz yalnız kalsınlar dedim. İyi oldu, iyi. Aslında Leyla yine ılımlı. Necla aksileniyor çok. Ama onun da derdi kendine yetiyor şimdi, ne yapsın? Hıncını kimden çıkaracağını bilemiyor. Anne. Uyudu. Yorulmuştur. Dinlensin Emer yine. Oh, güzelim benim.